hocam. İyi misiniz? Merhabalar, hoş geldiniz. Değerli katılımcılar, kıymetli basın mensupları. Bugün Akdeniz Üniversitesi ve Akdeniz Film Yapımı ve Tanıtım Derneği arasında imzalayacağımız işbirliği protokolü, bölgemizin ve ülkemizin sinema sektöründe yeni bir sayfa açması adına atılmış önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Şehrimiz doğanın güzelliğini her köşesinde cömertçe sergilediği, tarihle harmanlanmış, kültürel mirasıyla insan ruhuna ilham veren eşsiz bir şehir. Bugün attığımız bu adım Antalya'nın bu zenginliklerini sinema sektörünün merkezi taşımaya amaçlıyor aslında. Antalya'nın film çekim için sunduğu avantajlar ise saymakla bitmiyor. Şehrimiz sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve çeşitli coğrafi yapısıyla adeta bir açık hava platosu. Hatta ben Kaliforniya'ya da gittim, gördüm. Hakikaten çok daha güzel Kaliforniya'ya baktığınız zaman. Bu özellikleriyle yerli ve yabancı yapımcılar için cazip bir çekim alanı. Olma potansiyeline hakikaten sahip. Ayrıca kapalı film platoları gibi altyapı çalışmalarını da hızlandırarak bölgeye film ekipleri, ekipmanları ve yeni yatırımlara çekmek için çalışmalar yapmayı hedefliyoruz fakültemizle beraber. Sinemanın kültürel ve ekonomik etkilerini yadsınamaz bir gerçek. Bunu son günlerde daha sık görüyoruz zaten. Filmler çekildikleri bölgelerin uluslararası platformda tanıtılmasını sağlarken aynı zamanda elbette turistlerin ilgi odağı haline de dönebiliyorlar. Bugün birçok şehir film prodüksiyonları sayesinde küresel düzeyde tanınır hale geliyor ve film turizmiyle önemli ekonomik faydalar sağlıyor ki Paris'teki olimpiyatlarda bunun yine en yakın örneği. Sadece ekonomik değil, sosyal olarak da sinema sektörünün bir şehre kazandırdığı katkılar hakikaten çok büyük. Sinemanın kültürel bir köprü olduğuna inanıyorum. Yapılan araştırmalar da zaten bunu teyit ediyor. Farklı kültürlerle köprüler kurdu, sosyal değişimlere katkı sağladı, hepinizin malumu. Sinema sadece eğlence değil, aynı zamanda da toplumsal değişim için güçlü bir araç. Üniversiteler olarak şehrimize yeni vizyon kazandırmak en önemli gözlem bir tanesi. Akdeniz Üniversitesi olarak da şehrimizin sinema endüstrisindeki potansiyelini hayata geçirerek Antalya'yı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın film üretim merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Bir de Altın Portakal Film Festivalimiz var. Bunun için çok da kıymetli bir platform orası. Bu noktada Antalya başta olmak üzere Batı Akdeniz bölgesini nitelikli film üretim merkezi haline getirmek gibi önemli bir hedef doğrultusunda kurulan Akdeniz Film Yapım Derneği'nin kurucu üyeleri arasında çok sayıda da Akdeniz Üniversitesi mezunu olduğunu görmek de beni ayrıca mutlu ediyor. Üniversitemizin yetiştirdiği değerli mezunlarımızın bu projelerde aktif rol alıyor olması şehrimizin geleceği için büyük bir avantaj. Bu vesileyle çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bugün imzalayacağımız bu protokol, bu işbirliği, bunun ilk adımı. Hep birlikte Antalya'nın dünya sinema sektöründe hak ettiği yere gelmesi için elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Katkılarınız için teşekkür ediyorum. Katkılarınız için değerli basın mensuplarımız. Geldiniz. Bugün Antalya ve Akdeniz bölgesi için sinema kariyeri, hatta filmcilik sektörü için çok önemli bir gün olduğunu düşünüyoruz. Protokolümüz şehrimizde uluslararası ve ulusal büyük sinema projeleri için bir altyapı ağı kurmak üzere bir anlaşma üniversite ile beraber, Akdeniz Üniversitesi ve Özen Hocamızın önderliğinde İletişim Fakültemizle beraber Akdeniz Film Yapım ve Tanıtım Derneği'yle bir protokol imzaladık. Bu imza ile beraber uluslararası film şirketlerinin bölgemizde film çekmesi üzerine bir stratejik geliştirme programından bahsediyoruz. Bunun ilk adımı da olan Akdeniz Film Yapım Festivali, yani bir film üretim üzerine projelerin yarıştığı ve en alt kategoriden başlayarak bu işin ilk adımları üniversite öğrencilerinin olduğu bir kategorinin olduğu, ulusal kategorilerin olduğu film yapımcılarının bölgemizde film çekmesi üzerine bir adımdır bu. Şehrimize önümüzdeki yıllarda uluslararası projelerin daha fazla gelmesi için birçok teşvikin, yerel kaynakların, platoların bir entegre halde çalışarak sinema endüstrisini bu bölgede İstanbul'dan sonra yeni bir film üretim merkezi olarak ülkemize kazandırmak en temel amaçlarımız arasında. Bir diğer amaçlarından bir tanesi doğal platoların sistematik bir şekilde dünyaya tanıtılması, diğer tarafında da kapalı film platolarının yeni alternatifler olarak sektöre nasıl kazandırabileceği üzerine de yeni programları
barındırıyor. Bunlarla ilgili zaten görseller ve materyalleri de daha sonra sizlerle paylaşacağız. Teşekkür ederiz. Bu tabii altın portakala bir alternatif değil. Aynen. Hiçbir şekilde bunu ifade edelim. Burada amacımız Antalya'yı, Doğancan Bey'in söylediği gibi aslında belki İstanbul'dan da önde olabilecek, ışığı çok başka olduğu ifade ettiler. Tabii evet. Benim alanım değil ama doğal ışığın bunun için çok uygun olduğunu söylüyorlar. Dediğim gibi Kaliforniya bunun en güzel örneği. Ancak daha da güzel örnek, Antalya daha da güzel olabilir. Bunu hep beraber yapacağız. Burada amaç Antalya'yı turizm yanında sinema sektörünün de burada canlanıp büyümesi, oluşması ve bir marka haline getirmek aslında. Dediğimiz gibi Antalya bunun için çok güzel bir açık platform. Kapalı mekanlarda tabii üzerine eklenebilir. Sadece amaç aslında bu. Antalya'yı kocaman, açık ve kapalı bir film stüdyosu haline getirmek aslında. Onun için bir adım attık. Buyurun. Expo ile ilgili birkaç proje var aslında. Merkezde de var birkaç proje. Tabii onları nasıl takdir ederler onu bilemiyorum. Ama niye olmasın, olabilir. Güzel bir... Ama sadece orası da sınırlı da değil. Başka yerler de var aslında kafamızda. Birkaç alternatif var. Onların hepsi olabilir ama Expo'da bunlardan bir tanesi olabilir elbette. Biz ilk olarak tabii Akdeniz Üniversitesi ve İletişim Fakültesi ile beraber hareket etmeyi yani merkezde dinamo olarak birlikte görüyoruz. Çünkü biz Akdeniz Üniversitesi'nde yıllardır aslında beraber görev alıyoruz. Ben uzun yıllar öğretim görevlisi olarak Akdeniz Üniversitesi'nde zaten görev aldım. Ticari hayatım başladıktan sonra artık bir sorumluluk üzerimize geldi ve şehrimize katkı sağlamak üzere bunu nasıl kazandırabiliriz diye sistematik bir proje haline getirdik. Tabii ki olacak ama ortak bir strateji var. Burada zaten bütün kurumları kapsayan da bir program var aklımızda. Ve sizin sorunuzu geliştirmek olarak yani şehrimizin her yerinden bahsediyoruz. Yani sadece Expo değil, tüm kurumlar ama tabii Dinamo her zaman üniversitemiz ve derneğimiz olarak ilerlemeyi düşünüyoruz burada. Hocam buradayız. Hocam buradayız. Tamam. Thank you.